Merhaba arkadaşlar, ben Cahat. Bugün merhaba. Onur'la beraberiz. Daha önce Onur'la Galardo çekmiştik. Şu anda Ferrari'nin içindeyiz. Aracın istersen ilk teknik özelliklerine başlayalım. Abi aracımız 2012 model. 458 İtalya versiyonu. Atmosferik V8 motora sahip. Atmosferik diyebiliriz artık son bu kategoride. Aynen. 570 beygir, 540 Nm tork üretebilen bir makine. Haram beygirimiz yok. Haram beygir yok. Kendin de gördün. Ne kadar canlı, ne kadar ciğerli bir makine olduğunu görüyorsun. Yılan gibi gidiyoruz bazı yerlerde. Yılan gibi gidiyoruz. Aynen. Aynen öyle. İlk 2009 yılında çıkmıştı bu araba. 2009 yılında çıktı. Aynen. Türkiye'de ben 2010 ve 2011'den sonra görmeye başladım. 9 herhalde hiç yok değil mi? Ben de gördüğüm kadarıyla göremedim. 2010 bile bir tane gelmişti Türkiye'ye sanırsam. 2015'e kadar devam etti. Sonra zaten artık turbolu 488'e geçti. Haram beygire geçtiler. Büyük ihtimalle bu Ferrari camiasına özel kalacak bir araç olacak. Performansıyla başlarsak aracın. Ya performans kendine görüyorsun kardeşim. Arabanın ciğerini söktük demin. Yani hiç tık demedi. Tabii eski arabalara rekabeten, işte Lamborghini Gallardo'ya rekabeten, Ferrari F430'a rekabeten çok güzel, çok keyifli bir araba. 430 gibi kronik sorunları olmayan bir araba. Hatta şimdi biraz sonra da gösteririz arkadaşlarımıza yani hızlanma videosunda. 100-200 galiba 7 saniye civarı. Evet, biraz daha kısa bildiğim kadarıyla. Hatta yazılımla falan daha da düşürüyorlar ama bence yazılıma hiç ihtiyacı yok, duymayan bir araba. Yok, bu araba bozulmaz ya. Bu araba kesinlikle yazılım falan uygulamasına karşıyım yani. Çünkü genelde sorularım da soruluyor. Ferrari'de böyle kronik sorunlar çıkıyor mu diye, motoru narin mi diye. Yok, yazılımla kaynaklı motor beyinlerinde sorun oluşuyor. O kadar yani, başka kronik bir sorunu olan bir arabalar değil yani. 4 seri 8'lerden bahsediyorum. Günlük kullanıma da aslında çok uygun. Uygun. Çok uygun. Kendin de görüyorsun. Yani hani rahatsın değil mi şu an? Konforlu bir şekilde gidiyoruz. Evet, özellikle Gallardo'dan daha da konforlu. Tabii aynen öyle. Zaten bazı modları falan var. Kendin görüyorsun. İşte indirme, kaldırma, eğirmatik, süspansiyonlar sertleştirme, yumuşaklık yaklaşma, şanzıman modları. Zaten detaylı da çektik onu. Baya evet. Böyle bir yükseliyor yani. Onu mutlaka paylaş, takipçilerimiz görsün. Hani araziye çıkılmaz ama bozuk. Böyle valla köye yani. Gidersin. Rahat gidersin yani köye. Ben bir tane fotoğraf görmüştüm. İstanbul'da galiba bir adam kendi köyüne gidiyordu. Sakarya'da herhalde. Evet. Sakarya'da. Aynen öyle. İzleyen abimiz varsa ona da selamımız olsun evet, buradan. Evet, aynen öyle. Onun dışında sertleştirince ne kadar sert oluyor? Mesela en sert alsak şu an. Ya onu hani çok hissetmek şey değil ama mesela sertleştirdik şu an. Bozuk bir yerden geçer mesela şu an. Bir tık böyle bir herhalde. Tık hissedebiliyorsun aynen. O hız için yani. Biraz İyi, daha seke seke gitmiyoruz ama. Aynen öyle. Tabii. Süspansiyonu güzel arabanın. Direksiyonda modlarımız da var aslında. Onlara da değinebiliriz. Direksiyonda modları var işte. Günlük kullanıma uygun modumuz var. Sport modu var. Race modu var. CCP off modumuz var. Yani ceset modu dediğimiz. Onun araba herhalde komple sana kalıyor değil mi? Her tabii, şey kapanıyor. Ben genelde sporta kullanıyorum. Ya race'de kullanıyorum. Pedleri bayağı büyük. Evet, F1 ped ışıkları bayağı büyük. Çok keyif verici bir sistem. Direksiyonumuz karbon gördüğün gibi. LED'li devir göstergemiz var. Şimdi biraz sonra gösteririz arkadaşlar. Şu an aktif zaten. Değil mi onlarda? Aktif. Motor devrine göre yanıp sönüyor. Mesela Gallardo'ya nazaran da pedler bayağı büyük. Gallardo da ufacıktı. Evet, aynen öyle. Bunlar bayağı arabaya şık bir görsel olmuş yani. Hatta sinyaller de buraya alınmış. Evet, sinyal buraya. Yani her şeyi adam kokpitin bütün direksiyonun göbeğine koymuş. Sinyaller işte ne bileyim farları, ön silkeçleri kontrol edebiliyorsun. Kornası bile direksiyon simidin üzerinde. Cruise control gibi bir özelliğimiz yok, yok değil mi? Yok. Olsa kullanır mısın sence? Yok, kullanmam. Ben de kullanmam. Ama belki takipçiler merak ediyordur evet, diye yok, sordum. Yok, öyle bir özelliğimiz yok. Şu an en sert de miydik mesela vites değişiminde?
Daha da serti var yok, mesela. Yok, daha da serti var aynen. Şu an konforlu geçti konforlu, çünkü. Konforlu aynen. Konfordan, bir SMG vuruşu hissetmedik. Yok yok. Gallardo'ya nazaran da daha konforlu geçiyor. Tabii daha konforlu. Günlük kullanıma uygun bir araba. Ya. Çift kavramını şey da getirdiği herhalde aynen artı. Aynen öyle, kesinlikle. Zaten araba yürüten şanzıman biliyorsun. Stok egzozu şu an, onları stok egzozu, aynen öyle. Orijinal kendi sistemi, valve sistem. Onları ben açtım. Bakımlarına da değinebiliriz aslında. Normal periyodik bakımları ne kadar tutuyor belki merak ediyorlardır. Evet, bakımları en son... Sen kendin de yapıyorsun çünkü Euro, İzmir'de. Euro kuru üzerinden geldiği için parçalar, işte şili falan Euro kuru üzerinden olduğu için. De şimdi söyleyeceğimiz fiyat değişebilir de şu an çünkü güncel. Tabii, tabii mutlaka dövizlerde değişebilir. Yaklaşık 3000 TL civarı tutuyor bakım, sadece yağ bakımı. Hani motor yağı, işte yağ filtresi, hava filtresi, işte mikro filtreden oluşan bir parçalarımız var. İzleyen izleyicilerimiz varsa zaten sana da danışabilir bu konuda. Mutlaka danışsınlar. İkinci sanayide. Evet. Bekliyorum mutlaka. Herkesi bekliyorum. Onun dışında yakıt tüketimine değinebiliriz. 19-20 litre yakıyor kardeşim. Şehir dışında daha da düşüyor tabii. Şehir dışında 9-10 litre falan. Fabrika verisi 11'di. Ben bayağı şaşırdım. Hiç 11'i görme fırsatın oldu mu uzun yolda yoksa? Hep yok, böyle araba teşvik ediyor hayır, zaten gazlamaya değil hayır, mi? 11'i hiç göremedim. İşte maksimum hız, ona değinelim biraz. Yani saatte 325-330 km yapabilen bir makine. Arabanın zaten aerodinamiğine bakınca her yerde bir hava girişi var. Aynen öyle. Her mod yani buradan önden girip frenleri soğutuyor, yandan girip zaten motoru soğutuyor. Egzozları soğutuyor, arka diskleri soğutuyor. Egzoz sistemi zaten motor bloklarını soğutan hava kanallarımız var. Evet. Egzozları soğutamazsak zaten araba yanar, Allah korusun. Hararet sorunu var mı uzun sıkmalarda? Yok. Bak dikkat edersen hararet hiç yükselmiyor. Hep 90 derece sabit kalıyor. Sürekli gazladığımızda da hiç yükselmedi. Aynı zamanda buradan mesela yağ basıncını, işte akü voltajını hepsini görebiliyorsunuz anlık olarak. Ortada zaten bana hitap eden hiçbir ekran, hiçbir şey yok. Aynen. Hep sürücü odaklı kalmış araba. Dikkat ettin mi arabanın iç trimlerini, dikişlerini evet falan? Ne kadar hoş ve keyifli zaten oluyor. Zaten hepsi el yapımı. Hepsi el yapımı aynen. Hatta benim bazı Ferrari'lerde gördüğüm kadarıyla hepsi aynı olmuyor zaten. Tabii aynen. Bu tam el yapımı bir de şey yani uzun ömürlü. Hani kabarma, deforma falan olmuyor. Güzel bir detay ya. Güzel bir detay tabii. Doluluk bakımından da bizim araba herhalde dolu bir araba diyebiliriz. Bu araba özel bir araba. Rosso Cosso kırmızısına sahip özel bir renk. İşte sarı fren kalipeleri, karbon seramik diskler. Onun dışında indirme kaldırma, eğilmatik dediğimiz bir sistem var. Amortisörleri sertleştirmiş olabiliyoruz. Yani birçok 4 seri 8'e modlar yok. İşte günlük kullanıma uygun vit modumuz var. Böyle bir aracımız yani. Karbon seramik diskilerimizi sormuştun kardeşim. Evet, o ötüyor ötme demişti. Hep ötüyor ötme mu diye. Gayet normal bir durum. Isındığı zaman hissediyorsan gidiyor. Bazen geri geliyor. Yani o freni kendi, CCM diskin kendi özeliyor öyle. Disk hiç bitmiyor, disk ömürlük sadece... Ve genelde herhalde şey oluyor değil mi? Soğukken bir tık daha kötü tutuyor. Yoksa tabii, öyle bir durum var mı? Isıtman lazım. Yani bu frenleri göndererek hız yaparsan, frenleri asırsan bu arabayı durduramazsın. Dikkat edersen hep motor kompresyonuyla arabayı durduruyorum. Evet. Hani frenleri yormamaya çalışıyorum. Çünkü onların da maliyeti bayağı bir bağlı. Bir nevi maliyetli aynen. Baratadan yiyor, diske bir şey olmuyor. Öndeki bagaja da değinebiliriz aslında. Günlük kullanıma uygun dedik de bagaj herhalde çok büyük bir bagajımız yok önde. Yok, çok büyük bagajımız yok. Kaç? 80 litre miydi neydi? Öyle hatırlıyorum. 86 litre olması lazım. Ufak böyle bir kabin bavulu. Ufak bir, aynen. Ufak. Yani bu araca özel bir kendi şeyi var, kabini var, valizi var. Öyle deri bir valiz var galiba değil mi? Aynen, onunla seyahat ediyorsunuz. Bunun özel edition'ı da çıktı sonra, Speciale. Speciale var, çok sevdiğim bir araba. Hatta senin Instagram'da da gördüm. Evet, bakımını İzmir'de yaptım. Bir tane var, sürpriz olsun. Sürme fırsatın oldu mu hiç onu? Oldu, oldu. Karşılaştırınca Çeşme, çok fark var İzmir'den mı? İzmir'den Çeşme'ye gitmiştim, çok da bir fark var ya. Yani. Her şey fark. Kilonun getiriği zaten. Ya o iç kombin, o göstergeler, o koltuklar, o emniyet kemeri, o direksiyon, yani o konsol seni çok tahrik ediyor yani. Bir de bununla şey güzel ya, sürücü odaklı olması. Tabii aynen öyle. Ya ben mesela bu arabaları, bu modeli mesela pistte de kullandım. Yarış pistinde de kullandım, ben çok keyif aldım ama o Speciale dediğimiz bir olay çok farklı bir olay ya. Yani o fiyat farkını binince anlıyorsun aslında. Başta tabii, çünkü şey fiyat geliyor. Farkı dehşet ama keyifli bir araba. Harbi ama bak o kadar kullandık araba hiç yormadı yani. Hayır koltuk, hayır hiç, yok yok hiç yormaz, yormaz kesinlikle yormaz. Egzoz sesi mesela şu an kaç devirle gidiyoruz? 2000 devir yaklaşık. 2000 devirle gidiyoruz, hızımız da 80-90 arası.
gayet keyifli. Yani kafa da şişirmiyor. Evet. Sadece istediğiniz zaman, işte gaza yüklendiğiniz zaman egzozları açıyorsun. Senin kontrolüne kalmış bir şey yani. Valfler takılı olsaydı onlar da 3000'den sonra mı açıyor? Valfler 3000-3500 liradan sonra motor devrine bağlı olarak kendi kendine açıp kapatıyor da ama çok kısa açıp kapatıyor. Zevk vermiyor açıkçası. Hepsini iptal ediyoruz. Pompe egzoz olsaydı zaten böyle rahat konuşamazdık. Yok, mümkün değil ya. Bunların işte orta katlarını iptal ediyorlar, biz böyle yapıyorlar. Innotek egzoz var. Arabanın aynen, ya, o zaman çok başka bir olay. Arabanın içinde durulamaz hale geliyor. Bir zamandan sonra sen rahatsız oluyorsun artık. Çevrenin tepkisini bırak artık yani. Sen egzoz olunca oluyorsun. Ama sesi daha inceliyor. Mesela şu an bayağı tok bir ses var, V8 sesi var. Ya şöyle var. Atmosferik sıkıştırma basıncını yok ettiğin zaman, egzoz taktığın zaman araba düştüğü yerlerde yürümüyor kardeşim. Onu ben çok gördüm bu arabalarda. Yani gaz veriyorsun, yürüyorsun da bundaki o atikliği hani hissedemezsin onda. Araba hızlandıktan sonra kendine geliyor, açıyor falan. Zaten atmosferik arabalar zaten hep fabrika verisini genel olarak tutturamıyorlar değil mi? Böyle aynen, 560 dese de tutturamıyorlar. 540 çıkıyor, 550 çıkıyor. Aynen, ben daha önce çıkardım işte bir tane 458'e. 570 beygir işte şeyi vardı. Listesi vardı. 545 beygir aldım. 540. Evet, 540 falan aldık. Ama tabii bakımsız bir arabaydı. Ne bileyim işte bir yağını değiştirsem, bir hava filtresini yenileseydim belki. Rodajı nasıl yapılmış olabilir? Evet, evet. Onlar önemli, biliyorsun yani onlar. Çok önemli. Öyle şu bir... an bunun hava filtresi konusunda da bir modifiye yok değil mi şu an? BMC hava yok, filtresi. Yok, şu an Cayenne hava filtresi var üzerinde. Kabin içi hava filtresi var ama yani herhangi bir deforma falan şey yok. Hani kesme biçme işlemi yok. Sadece o var, başka bir şey yok yani. Bence gerek de yok başka bir şey yani. Bence gerek de yok. Biz tamamen hani şey yapalım dedik. Sen söyle. Meraktan dolayı koyduk. Ama sökeceğim ya. Yani ülkemizde yakıt şartları daha iyi olsa belki farklı modifiyeleri ilgileşimde olabilir ama. Tabii aynı. 95 oktan. %100 haklısın. Son bir tünel yapabiliriz. Yüzler gülüyor ya, psikoloğa ihtiyacın yok. Bir gazladıktan sonra. Evet. Keşke trafik müsait olsa daha keyif alsak ama maalesef. Bence gayet tatminkar oldu inceleme. İnşallah takipçilerimiz beğenmiştir. Fazlasıyı zaten gazladık ettik. Evet. Videonun sonuna da aslında gelebiliriz. Olur. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.